Yurt dışından gelen hastalar Türkiye yani bu sağlık turizmi için burunlarından ve yanaklarından silikon söktürüyorlar. Ya yani iç taraf şey gibi birikmiş yani bildiğiniz tabii altı ki. gibi. Hatta diyorlar ki burundan diyorlar silikon çekmekten bıktık diyorlar plastijerler. Çünkü burunun üst tarafı silikon dolu. Evet. evet. Onun için ama bunlar ne tabii ki uzun dönemde tabii ki reaksiyon ve kanser yapıyorlar. Ee, bir de şöyle bir şey var Yüze yabancı şeyler enjekte ettirdiğiniz zaman <laughs> bir süre sonra e, iltihap oluşuyor. İltihap da lenfoma yapar. Hatırlarsan bir Fransa'da bir olay ortaya çıkmıştı. Meme implantlarında, hı hı. özellikle tırtıklı meme implantlarında, silikon onlarda dış yüzü meme lenfoması arttı ve Fransa tırtıklı, pürüzlü meme protezlerini yasakladı. Hı hı. Yani buradan ne, ne ortaya çıkıyor? Hemen söyleyeyim. Eğer ailenizde lenfoma riski varsa yüzünüze dolgu materyal yaptırmayın. Hı. Çünkü lafoma ne? Bağışıklık sisteminin tümörü biliyorsun lafoma. Evet. O zaman buradan şunu unutmuyoruz. Yüz, eğer bir yerimize yabancı cisim yaptırırsak oraya iltihap geliyor. İltihap zemininde ne oluşur? Lafoma oluşur. Evet, aslında vücut da yabancı bir şey kabul etmiyor. Heh. Onu itip e, evet. uzaklaştırmak evet. istiyor. Yani, o kadar evet. e, muhteşem varlıklarız evet. ki aslında. Evet. Ve şimdi daha bombayı sana söyleyeyim. Artık hiyonik asit bitiyor. Hiyonik asit dolgu maddesiydi e, ee, kollegen de dolgu maddesiydi. Onun mRNA'sı çıkıyor. Hmm. Yani vücuda dışarıdan kollegen yapmayacaksın Vücut kendi kollegenini kendi yapacak. Wow. Dışarıdan mRNA vererek. mRNA'nın içinde kollegenin kodu var. Hı -hı. Sana yapılacak. Senin vücudunda kollegen yapılacak. Ne istiyorsan. Hatta gözüne yapınca da göz rengi değiştirilebilecek. Wow. Yani iki birkaç seneye tamamen bitirildi. Yani turuncu göz rengi olan insana göreceksin. Maymun çalışmaları başarılı. Maymunun göz rengi değiştirilebiliyor. Turuncu, mavi, açık yeşil. Yakında her şey mümkün. Yani göz rengini değiştirebileceksin. Dudaklarının şeklini değiştirebileceksin. E, yüzündeki kollegen miktarını değiştirebileceksin. Kaşlarının da yapısını değiştirebileceksin. Neyle? mRNA teknolojisiyle. Vay be. O zaman e, ben henüz bir şey yaptırmamışken ge, e, gelişen teknolojiyi takip edeyim. Belki yani, işime yarayan bir şey olursa. Ya silikon bitiyor. <laughs> e, kollegen enjeksiyonu bitiyor. Yani ne evet. geliyor yerine? E, mRNA e, teknolojisi geliyor. Bir şey sana söyleyeyim mi daha sıkıntılı Parmaklarını uzatabileceksin. Boyunu değiştirebileceksin. Oraya gelecektin. Boy tabi, nasıl boy. uzayacak? E, tamamen boy genlerimiz var ya growth faktör, yani growth hormon büyüme hormonu üzerinden IGF1 var. O değiştirilecek. Saçlarının rengini değiştirebileceksin hatta kıvırcık olabileceksin. Yani doğal o şekilde kıvırcık çıkacak. Kıvırcık da olabileceksin. Düz saçlısın, hmm. kıvırcık ya da kıvırcıksın düz yapabileceksin. Ha, evet. Her şey bir enjektörde olacak. MRNA enjektörleri. Mali. Mesela şu anda kalp krizi için enjektöre çıkmış durumda, kalpteki damarları genişleten bir hormon var, o yapıldı, relaksin diye. Yakında piyasaya çıkıyor. Gelecekte her şey bir e, enjektörün içinde olacak, tamam? Evet, onları biz alacağız. Ne istiyorsun? Ne istiyorsak Mavi yapacağız. göz, damlatacaksın gözüne, mRNA'yı. damla şeklinde olacak, gözün mavileşecek kaç ayda, iki ayda. Turuncu göz istersen, ne istiyorsan ya. Boyuz ama. Vay be. Bir yerde diyorsunuz ki hocam dik duramayan insanlar olacak gelecekte. Evet çünkü. bu düşündüğümüzde sürekli evet. bir şeylerin başında olmak, telefonla olmak. O dik duramamak şeydi. Yorgun insanlardan bahsetmiştim. Ee, buna maistrede siz diyorlar. Yani ilginç bir hastalık. Maistre gizemli hastalık bu. Şu an dünyada çok yayıldı bu hastalık. İnsanlar bir şey yapmak istemiyor. Halsiz, yorgun, bitkin. Kafalarını toparlayamıyor sisli bir beyinleri var. Unutuyorlar her şeyi. Saçları dökülüyor. Bir de şunlar var vücutlarında. Lenf bezleri ara ara şişiyor. Boğazları ağrıyor devamlı. Gözleri kızarıyor ama bir sebep yok. Ve hep halsizler. Ondan sonra karınları gaz yapıyor. Mideleri hazımsız. İdrarları boşalmıyor. Yani idrarını yapsa bile bir içinde bir his var. Dışkılasa bile boşanmış hissi yok. Hı hı. Böyle garip bir hastalık bu. Bunun adı kronik yorgunluk sendromu. Kronik fetik sendrom şey hatırlatınca adı da miyajik ensefalomiyelit. Ne demek bu? Bu bir beyin iltihabı. Bunu hı -hı. kim yaptı biliyor musun? Tarım ilaçları, şehir hayatı, havanın kirlenmesi, enfeksiyonlar, covid, virüsler, nokta, nokta, nokta. Yani endüstriyel hayat bunu yaptı. Endüstriyel hayat nasıl otizm arttırdıysa hı -hı. çünkü otizm de sebebi iltihaptır. Otizm erkeklerde erkeklerde daha çok görülüyor. Eşit işte, testosteron hı. yüzünden. Hı -hı. İşte bu e, kronik yorgunluğa bağlı da e, kalkamıyorsun. Kalktığın anda tansiyon düşüyor. Yatmak zorunda kalıyorsun. Öyle insanlar var şimdi mesela. Gün içinde bir, bir, bir yarım saat yatmam lazım diyor. İşte bu kronik yorgunluk. Bu kronik yorgunluk Covid'den sonra daha da arttı. E, uzamış Covid deniyor buna. Yani Covid biliyorsun vücutta atılmıyor. Hı hı. E tabi aşılar bunu yaptı mı? E tabi ki yani. E, biliyorsun aşılar içinde de bu geçerli. Bence iki dozdan fazla aşı yapılmamalı özellikle bu COVID için. Biliyorsun dünyada 2022 yılında ölümler arttı. 2019'a göre %30. Kesinlikle hocam yani kiminle konuşsak kalp, krizi, kalp var. krizi. Hani kalp krizi evet. adı altında pek çok ölüm var. Onlar Öbürünün neden biliyorsun nedeni... nedeni... Kalp krizi mesela bir COVID uzamış COVID. Özellikle COVID'i hafif geçirenlerde COVID vücutta kalıyor. Hmm. Hani böyle burnu akıp ateş olmayanlarda COVID kalıyor. COVID'in o spike proteini, başak proteini de e, pıhtı attırıyor. E, bu birinci sebep. İkinci sebep insanlar evlerine daha çok oturuyor artık. Obezite arttı. E, yanlış beslenme arttı. Yani fast food arttı. O zaman kolesteroller arttı. Damar sertliği arttı. Bir, bir sebep daha var tabii ki de. O da aşılar. Aşılar özellikle e, bazı grupta yani risk gruplarında e, ölümü arttırdı. Onun için ben her zaman şunu diyordum. Aşılar risk gruplarına yapılmalıydı. Yani 65 yaş üstü yani virüsün ölümcül olduğu hı hı. obezitesi olan koaha olan insanlara yapılmalıydı. Mesela Türk gibi 19-20 yaştaki insanlara iki doz yapıldı. Boosterlara gerek yoktu yani. Hani hatırlatma dozlarına belki gerek yoktu. Onun için bu dünya tartışılıyor şu anda ve yakında böyle olacak. Yani Amerika'da bazı eyaletlerde özellikle genç gruba 19-35 yaş arasına eğer bir risk grubu değilse aşı yapılmaması ya da booster yapılmaması artık öneriliyor. Çünkü unutmayalım ki Spike protein, zehirli protein. Bütün virüsler zehirlidir. Hı hı. Yani zırt pırt boğaz enfeksiyonu olmak başına iş çıkarır. Zırt pırt aşı olmak başına iş çıkarır. Zırt pırt ee, mesela biz esin açısından bile zırt pırt yapmayız. Çünkü nöropati yapar. Onun için şunu söyleyelim. Sık tekrarlanan şeylere maruz kalmayın. Ve sık botoks yaptırmayın. Sık dolgu yaptırmayın. Hı hı. Sık makyaj yapmayın. Sık fön çektirmeyin. Sık saçınızı boyatmayın. Anladın mı? Çünkü vücut kaldıramaz bunu. Vücudumuzda sürdüğümüz e, boyalar işte makyaj ya da farklı şeyler, işte, saç boyası, e, bunların direkt kana karışma durumu var e, mı? Tabii. Yani senin şu saçını boyuyorsan ya, o saçındaki boya, hepsi beyne geçiyor. Ben öyle bir çoğunda bir olayım dövme yok. Dövme yaptırıyorsun ya dövme yaptırdıktan bir 10 gün 15 gün sonra lamp bezleri boyanıyor hemen. Hmm. Çünkü dövme pigmentleri ya lamp bezine Bazı kana karışıyor. Bazı kullandığımız deodorantlar hocam şunu fark ettim son zamanlarda. Marka vermeyeceğim. Hmm. Kullandığım bir deodorantın e, kol altlarında ağrıya sebep olduğunu fark ettim. Sürekli kendimde bir şey var. Ne Hatta yaptım Neden biliyor musun? Kolum ağrı, Çok... kol altım ağrıyor. Sen de ne oldu? Deodor özellikle antiperspiranlar var ya bunlar bu şey terleme önleyici. Evet. O ne yapıyor? Ter bezini durduruyor. E peki nereye e geçiyor? İşlemini yitiriyor. Cilt altına geçiyor. Hmm. E cilt altından nereye geçiyor? Lenf bezine. bezi onu nasıl algılıyor? Bir e, mikrop gibi algılayıp ne veriyor? Defans veriyor. Bu sefer lenf bezine şişme oluyor. Evet. Ben de marka vermeyeyim. Ben deodorantları denedim gebelikte. Bazıları otizm yapıyor. Oo. Oh. Yani bu deodorant hep ben söylerim. Ya ben çünkü otizm konusunda neredeyse yani literatürde en çok bu işi uğraşan evet, benim, evet, Ev takmış evet, bir adamım ediyoruz. buna. Hı -hı. Ben de kendimde bir otizmli bir çocuk olarak, Aspergerli bir çocuk olarak çok acılar çekmiş bu çocuğum ben. Hı -hı. Takıntılarım ama beni bu takıntılar hep otizm çalıştırdı. Hı -hı. O takıntım olmasaydı belki otizm çalışmayacaktım. Hı -hı. Neyse içi seni dışı beni yakar boş hani öyle verdi işte. <laughs> yani ama şunu söyleyelim Annenin özellikle gebelikte çok güzel söyledin. Hazır gıda yememeleri, bu de şeyde deodorant özellikle rolonları kullanmalarını öneririm. Çok sıkıntılı evet, evet güzel çünkü bir Çünkü ben onu fark ettim aa dedim ne oluyor ya bir dakika bende bir mi? şey mi var evet. hemen hastaneye gitmeliyim. Koltuk altında değil mi bir hassasiyet Kesinlikle. oluştu ağrı evet. oluştu değil mi? Kesinlikle evet, yani, yani evet. hani e, meme kanseri olma riski hani öyle bir şey mi var Allah korusun böyle yani panik oldum sonra onu bırakınca geçti. Evet Ya yani mesela en çok şu anda mesela dünyada en çok kullanılan glifosat var mesela tarım ilacı o da çok can sıkıcı o da lampama riskini arttırıyor Hı -hı. Yani otizm riskini arttırıyor. Dünyayı kirlettik her şey şu anda hep konuşuyoruz bunu çok berbat seviyede ve insanlar bu hala kirliliği yüzüne gözüne sürmeye de devam, devam ediyor ediyorum. o da ilginç bir durum <laughs> bak ilginç. göreceksin gelecekte gerçekten de doğal insanlar prim yapacak yani bu doğalmış abi işte hani hiç makyaj kullanmamış, fondöten kullanmamış bir hanım. Vallahi bana kalsa makyaj da yapmayacağım yani ben. Yani siz mecbursunuz. yapabilirim ama evet, o zaman doğallıktan. Evet, <laughs> evet, evet. gerçekten de yani evet. doğal annelerin bebekleri beklenecek. Doğru. Evet. Şimdi mesela teyzeler beni görüyor. Eee, sen saçın ne kadar güzel doğal." Evet, doğal diyorum. İşte çok küçük gösteriyorsun diyorlar değil mi? Henüz bir şey yaptırmadım. Belki ondandır hani doğallıktan yana olduğum için. Çünkü kimyasal yaşlandırıyor insanı. Kesinlikle. Yani evet, Yani evet. ilerleyen yaşlarda diyorum belki ihtiyacım olursa yapabilirim ama şu an diyorum gerek yok. Zaten evet. çok sağlıksız bulduğum için. O zaman şöyle bir şey işlemleri. söyleyelim. Ee, belki de e, bilinçli yaşamak lazım. Evet. Biraz bilinçsiz yaşıyoruz. E, güruhlar yaşıyor. Hani benim bir, bir lafım var. Bir dışkının üstünde bin tane sinek konuyorsa bin birinci de diyor ki ben de konayım Bir keramet vardır. Yani evet, evet. sürü kesinlikle, psikolojisi bu. Kesinlikle Şimdi herkes bir şey yaptırmışsa herkes onu yaptırıyor. Yani evet. bu bu bir e, moda akımı oluyor. Kimse içeriye bakmıyor bunun hani iyi mi kötü mü. Bunlar bir akım. Evet. Bence şunu ya bilmek lazım. Akımlara kapılmayıp kendi yaşam stilinizi oluşturmak hı hı. ve bu yaşam stilinde de e, okuyup yazıp kendiniz okuyup yazın. Başkaran dinlemeyin bile, kendiniz araştırın, kendiniz görün. Her zaman biz konuşuyoruz tamam mı hani bir, bir bilim adamı, biz ko konuşuyoruz odu. Herkesi de böyle olduğu kabul etmeyin, hı hı. herkesi dinleyin, araştırın internetten sonra kendinize bir hayat tarzı oluşturun derim. Peki hocam, ağzınızda evet. sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim, teşekkür ederim. Ee, biz bizimle yine güzel bilgiler paylaştınız. Yeniden sizleri ağırlamak isteriz. Daha göndermeden ağırlamak istiyorum. Evet. <laughs> Biz de arada geliyormuşlar. Yani Biz görüyoruz. iyi oluyor dostlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, i̇yi ki geliyorsunuz. Çok, sağ olun efendim. Efendim peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.